GRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada Her Şey Var'a hoş geldiniz efendim. Yayınımızı hayırlı cumalar diyerek açalım. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Yine programımız dolu, gündemimiz de dolu tabii ki. Ama sizin de sesinizi duymak ve görüntülerinizi görmek istiyoruz. 0212 454 5571 numaralı telefonlardan lütfen arayın bizi, canlı yayına bağlanın. Bizim konuştuğumuz haberlerle ilgili sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Siz de lütfen kendi fikirlerinizi, yorumlarınızı rahat rahat programımızda beyan edin. Videolarınızı göndermek isterseniz, isterseniz Almanya'daki akrabanıza selam gönderebilirsiniz, kızınızın, çocuğunuzun doğum gününü kutlayabilirsiniz, sevdiklerinize mesaj gönderebilirsiniz. Lütfen bize de bu videoları gönderin. 0549 454 7085 WhatsApp hattımızdan gönderebilirsiniz. Evet, hemen tabii ki de TGRT FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu, sevgili partnerim Atullah Arvas'a bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar olsun. Hoş bulduk Arzu Hanım. Hayırlı cumalar diliyorum sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Cumalarını tebrik ediyorum. Gurbetçilere buradan selamlar gönderiyoruz efendim. Gurbete, hem sıcak gurbete, hem Anadolu'ya, hem Avrupa'ya, tabii Batı'ya, Türkiye'nin her, dünyanın her tarafındaki gurbetçilerimize buradan sevgiler gönderiyoruz. Evet, herkes çayını kahvesini hazırlasın. Bizler de Atabey'le kahvemizi, sağ olsun Rasim getirdi yine kahvemizi yudumlarken, lütfen sizler de çayınızı kahvenizi alın, sonra bir yere ayrılmayın. Efendim bugün yine dediğimiz gibi gündemimiz dop dolu. Evet, Rasim Başkan'a biz başkan namını verdik. Eskiden beri böyle takılıyoruz. Herkesin bir yedek ismi vardı. Rasim Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Bey'e teşekkür ederiz. Gerçekten kahveleri, gerçek Türk kahveleri. Evet. Türk kahvesi böyle pişirilir, böyle dağıtılır. Çok hoş kahveler. Teşekkür ederiz bunun için efendim. Evet, evet. Biz her gün karşılıklı kahvemizi tabii yudumluyoruz sizinle birlikte. Hem de güzel, evet, yorumlarınızın eşliğinde tabii çok ki. Teşekkür onlar ederim. Benim için çok kıymetli. Sağ olun. Eminim izleyicilerimiz için de çok çok kıymetli. Evet Atabeyciğim, hemen ilk haberimize başlayalım. Dün biliyorsunuz konuşmuştuk. Halil Sezai komşusunu bayağı bir darp etmişti. Evet. Bugün efendim gelen habere göre babası yaşındaki adamı döven şarkıcı Halil Sezai cezaevine gönderildi. Şimdi evet, ben dün de söyledim. Sezai beni ilgilendirmiyor. Hı hı. Hiçbir şahıs beni ilgilendirmiyor. Hı hı. Kimseyi de ilgilendirmemeli. Sanatçı diyorlar, şarkısına bir ithafta bulunuyorlar. Beni bunlar ilgilendirmiyor. Ben şiddete bakarım. Burada bir şiddet var. Yani bir yaşlı adama ya da neyse herhangi bir insana bir şiddet uygulanmış. Bu şiddeti ben sorguladım. Hı hı. Sorguluyoruz. Çünkü toplumda şiddetin olmaması lazım. Bırakın bir yaşlı adama, hayvana da, insana da, kadına da şiddetin olmaması lazım. Bizde hiç olmaması lazım. Ben şiddete karşıyım bu bağlamda, bu manada. Efendim, tabii dün savcı sorguladı. Sonra da şunu söylediler. Dediler ki Sezai'nin elinde bıçak var. Bıçakta silah. Bunun lamı cimi yok. Bıçak mı yoksa böyle takoz gibi bir şey? İşte bıçak var. Bir tarafta efendim diyorlar ki ağaç var, odun var. Ha, yani öbür tarafta başka bir şey deniliyor. Neyse, bunların hepsi silah. Yani bunlar, evet, insanı ki öldürür maazallah. Odunla da, bıçakla da ya da başka bir şeyle de insan öldürürsünüz. Bu şekilde bir şeyi var, bir saldırganlığı var. Bunun üzerine akşam saatlerinde bir son dakika haberiyle, evet, hı hı, yani elinde silah mahiyetinde bir şey bulunduğu için ve daha önce de tabii yeni görüntüler de geldi. Hı hı. Müteaddit defa efendim bu evi basmıştır. Bu yaşlıyı ya da bu aile efratlarını, üyelerini bir hırpalamıştır. Böyle bir şeyi var. Bir çekememezliği var ya da geçimsizliği var komşusuyla. Hı hı. Bunu da göz önünde bulundurdu herhalde savcı, sonra da hakim. Tutuklama kararı verdi. Verdi. Çünkü toplumda ciddi bir infial var, ciddi bir rahatsızlık var. Ya kardeşim, bu herif yaşlı bir adamı dövdü. Yanında bir de iki tane, çok affedersin, sırık gibi insanlar, aha, var. Onlar da bakıyor. Evet. Koruma mı, çalışma arkadaşları mı bilemiyorum. Ayrıt edemiyorlar. Ya gel buraya tamam falan mesela, araya girsene. En azından onların gelsene, bir araya... Ha. Gayet tabii böyle bir şey olmayacak. Araya gidenler de yok. Odun gibi duruyorlar. Orada Sezai tabii o komşusunu hırpalıyor. Evet. Böyle de bir cehalet var tabii. Dedik ya biz cahil bırakıldık kültürümüz, hı hı, açısından. Ezan ile kelime-i şehadeti de karıştırıyor. Adam diyor ki ben kalp krizim var. Maazallah öldüm, öleceğim, gidiyorum. Bari bir kelime-i şehadet getireyim. O yaşlı insan kelime-i şehadet getiriyor. Bu arada sen ezan okuyorsun değil mi? Ha, bir de ezan okuyorsun falan diye yine adama saldırıyor, dövüyor.
Evet, dediğim gibi tutuklandı. Bundan sonra bir şey konuşmanın bir şeyi yok. Süreç artık mahkemede. Evet. Hakimlerimiz, savcılarımız karar verecek. Ama kararı verdikten sonra o karar da tartışılabilir. Ama bu noktadan sonra artık biz olayı anlattık. Bu olayı tartışmanın bir anlamı yok. Karakola ondan sonra da mahkemeye intikal etmiştir. Onu belirtelim efendim. Ve tabii ki dünden beri sosyal medyada da bu olay dönüyor. Tabii. Ve ünlülerden de birçok tepkiler geldi. Evet. Hemen size birkaç tanesini paylaşmak, okumak istiyorum. Alişan efendim demiş ki, istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın, umurumda değil. Ama yaşlı babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezlikten gelmek tam anlamıyla ikiyüzlülüktür demiş. Sıla, sana yazıklar olsun demiş. Ümit Erdim, ne yani? Helal Sezai mi deseydik? Fulden Uras, ah be amcam sana geçmiş olsun. Türk halkı bunu unutmaz. Halil Sezai, böyle iğrenç bir ruh haline hangi ara geldin? Şiddetin kadını, erkeği, yaşlısı, genci yok. Her kime uygulanıyorsa uygulayan gereken her türlü cezayı alsın demiş. Evet. Böyle de tepkiler, mesajlar, haklı tepkiler tabii, tabii ki de geliyor. Mesajlar çok güzel, tepkiler. Çok mühim, çok anlamlı. Kesinlikle, evet. Evet. Böylece bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, gerçekten merak ediyorum. Evet, sırada İhlas Koleji'nden bir haberimiz var, güzel bir haberimiz var. İhlas Koleji yeni bir efendim uygulamaya imza atarak Isparta Kule Bizim Evler 3'te Çocuk Akademisi açtı. Neler var burada? Oyun, eğitim, etkinlik atölyelerini aynı çatı altında buluşturan İhlas Koleji Çocuk Akademisi, 18 ay ve üzeri çocukların fiziksel, nörolojik, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerinin desteklendiği eğlenceli bir eğitim programı başlıyor. Onlarla ön plana çıkacak. Şimdi, ne diyorsunuz Ata Bey? Şimdi bu bütün Türkiye'ye örnek olmalı. Kesinlikle. Şimdi ben 19 yaşındaydım. Bir milli eğitimde genel müdür olan bir tanıdığımız, aile dostumuz, seni Almanya'ya götüreyim dedi. Size. Yani 2-3 kişi götürecek. Hem gözlemlerini onlar da yazacaklar, yardımcı olacaklar. Ben de liseyi yeni bitirmişim. Efendim, takıldım gittim. Aha. Almanya'ya gittik. Almanya'da bir okula gittik. Okul mahallenin içerisinde. Okulun her şeyin, ama öğretmen maaşlarına kadar her şeyi mahalleli karşılıyor. Okul derneği var. Mahalle zaten okulu yönetiyor. Müdür o mahalleliyle öyle iç içe girmiş ki, öyle bütünleşmiş ki, beraber bir masanın etrafında oturuyorlar, karar alıyorlar. Okulumuza şunu alacağız, okulumuzu böyle bir güzelleştireceğiz ya da şunu yapacağız diye. Herkes bu fikre inandığı zaman, bu şeye inandığı zaman hep beraber de hareket ediyorlar. Hı hı. Şimdi o mahalle, o hem öğretmenlerin maaşını, okulun giderlerini, ihtiyaçlarını, her şeyini karşılıyorlar. Peki okulda ne var? Bakın şimdi Bedri Yeltekin hocayı çok tebrik ediyorum hakikaten. Allah razı olsun. Çok önemli bir adım attı. Yıllarca milli eğitimde çalışmış. O da mutlaka bu tür uygulamaları gitti, gördü. Bir yerde not etti. Tabii devlet memuru olduğu için de oralarda belki uygulayamadı. Şimdi böyle bir alan buldu. Hı hı. Bir özel bir kolej, çok eski bir kolej, evet. Bir marka İhlas Koleji'nde. Evet. Böyle bir zemin buldu ve adım atıyor. Şimdi biz okulda dolaşırken, Almanya'daki o okulda şunları gördük. Resim atölyesi vardı. Ondan sonra müzik atölyesi vardı. Hı hı. Okuma odaları vardı, salonları vardı. Spor salonları vardı, ayrı ayrı vardı. Hepsini dolaştık. Hı hı. Benim ağzım açıkta kaldı. Lise aklıma geldi. Lise birinci sınıfta biz top oynayacağız. Şöyle bir iki falan bir arkadaşlar beraber geliyoruz. Bir bahçede bir yerde top oynuyoruz. Fakat çok ilginçtir. İki defa topumuz Müdür Bey, Nabi Bey'in odasına girdi. Eyvah. Nabi Bey de asabi bir insan. Elinde bir sopayla çıktı. Kim attı lan falan. Şimdi bir söyleseniz jornallemiş olacaksınız. Birisi şut attı gitti bilmeden. Efendim ondan sonra kaçtık bu defa okulun arkasına. Okulun arkasında efendim top oynamaya başlıyoruz boş vakitlerde. Bu defa öğretmenler odası var. Orada bir hanım hocamız, öğretmenimiz, çok sevdiğimiz bir öğretmenimiz. Böyle kazak örerken top o şişlerden birisine çarptı. Şiş kadıncağızın göğsüne sapladı. Allah muhafaza tabii. Götürdüler hastaneye, böyle tuhaf şeyler gördük. Tuhaf şeyler gördük. Ama en son toptan nefret ettik yani. Eyvah, düşünebiliyor olsun. Musunuz? Ama siz Almanya'ya gidiyorsunuz, evet. Ya da İhlas Koleji'ne gidiyorsunuz. Efendim voleybol alanları var. İnsanlar futbolda oynuyor, voleybolda oynuyor. Düşünsenize müzik bir odası var, şey var. Efendime söyleyeyim, resim atölyesi var. Daha farklı el becerilerinin
atölyeleri var. Hı hı. Spor salonları ve kütüphaneler. Kütüphane demeyelim de okuma salonları ya da şeyleri var. Sınıfları var. İsteyen okuyor, isteyen spor yapıyor. İstediği işi yapıyor öğrenciler. Fakat bu öğrenciler bunları yaparken bir de bunları takip eden hocalar var. Hı hı. Biz burada psikoloji öğretmeni diyoruz. O derslere girdikleri için orada tabii pedagoglar olarak tabii şey yapılıyor, söyleniyor. Onlar da bu öğrencileri takip ediyorlar. Efendim öğrenci en çok neye meylediyor, neyle uğraşıyor, çok önemli. Hangi şeyi yapıyor diye gözlemliyorlar. Neye yatkın yeteneği? Gözlemliyorlar ve ellerinde defterleri not alıyorlar. Aha. Tamam ya bunlar ne yapıyor diye falan. Onları da öğrendik. Sonra sonuçta bütün bu gözlemlerin, yapılanların, efendim resim, müzik vesaire birçok atölyenin olduğu okulda, efendim gözlemcilerin ne not ettiklerini ve bunun sonucunun ne olacağını orada gözlemledik, öğrendik. Evet. Bir sınıfta efendim bir müdür bey, o yoksa vekili, yanında iki tane öğretmen, bu öğretmenlerden bir tanesi dediğimiz gibi bu pedagoji öğretmeni. Şimdi rehber öğretmen diyorlar okullarda, rehber öğretmen bizlerde. Bunların sayıları çok azdır. Aslında bunların fazlalaşması lazım. Öğrenciye birçok alanda yardımcı oluyorlar. Psikolojik olarak da yardımcı oluyorlar. Rehber öğretmenler, bir tane rehber öğretmen, yani o öğrenciyi takip eden, öğrencinin babası, annesi ve öğrenci. Yani 5-6 kişi böyle bir masanın etrafında, efendim notlar önlerinde, çocuğun yetenekleri tespit edilmiş onlar önlerinde, bunu değerlendiriyorlar. Evet. Öğrenciye diyorlar ki, evladım sen akademik liseye gitme. Orada akademik lise diyorlar, düz liselere. Sen akademik liseye gitmeyeceksin, efendim şu sanat lisesine gideceksin. Burada müzik var, burada heykel var, burada resim var, efendime söyleyeyim burada şu var. Böyle gönderiyorlar çocukları buraya. Çocuklar burada okuduktan sonra teknisyen çıkıyor ya da tekniker çıkıyor. Önü açık gene okuyabiliyor. Efendime söyleyeyim, bu öğrenci severek ve isteyerek, tabii o kabiliyetleri, yetenekleri de test edildiği için, tabii o bölümü bitiriyor, çok mutlu bir şekilde hayatını, mesleğini sürdürüyor. Evet, kesinlikle. Bize döndüğümüzde, şimdi dedik ya Bedriyel Tekin, Sayın Bedriyel Tekin İhlas Koleji'nde bir adım atıyor. Keşke bütün liselerimizde, tabii ilkokuldan başlayarak, çocuğu ortaokula gönderirken bu tespitleri yapıyorlar. Yani bizdeki gibi herkesi lise mezunu, üniversite mezunu yapmıyorlar. Ortaokulu bitiriyorsun, ondan sonra o kurul, annen baban dahil sen, işte rehber öğretmen bizdekilerin dediği gibi söyleyeyim, okuldan birisi, bir yönetici, ona karar veriyor. Diyorlar ki sen kardeşim ortaokulda bitirdin, bundan sonra seni şu liseye göndereceğiz, bu liseye göndereceğiz diye karar veriyorlar. Öğrenci de her şeyi gördükten sonra doğru ya ben aslında bunu istiyorum diyorlar. Yönlendiriyorlar o heyecanı. Orada okulu bitiriyor. Bizde öyle değil. Mesela bizde ortaokuldan sonra insanlar liseye giderler. O liseden sonra da ebeveynleri evladım bir üniversite oku falan. Bazıları ısrar ediyor. Şu üniversite, bu üniversite. Onların psikolojisini de anlıyorum. Hayatta istemiş, yapamamış ama benim evladım yapsın diyor. İyi de kardeşim yani senin evladın onu yapmak istemiyor. Sen yapmak istemiş olabilirsin. Ama o yapmak istemiyor. Ne yapacaksınız bunu? Hayır efendim benim dediğim gibi işte edebiyatçı olsun. Ya çocuk mühendis olmak istiyor. Mesela makine mühendisi olmak istiyor. Sen çocukla edebiyat ilintisi kuruyorsun. İyi bir şair olsun, iyi bir hikayeci olsun, iyi bir romancı olsun diyorsun. Çocuğun böyle bir kabiliyeti yok, isteği de yok. Zorla mı yaptıracaksın bunu? Zorla yaptırıyorlar. Ve ondan sonra çocuk tabii herkesi lise mezunu yanlış. Onlara üniversite mezunu da yapıyoruz. Ondan sonra iş yok. Evet. Yani şimdi birçok iş adamı, birçok esnaf şeyi arıyor. Ara eleman arıyor. Ben birçok camda görüyorum, esnafın camında. Şucu bucu falan, bilhassa tekstil site şeylerinde, efendim fabrikalarında, farklı iş yerlerinde. Adam diyor bulamıyorum. Bir senedir arıyorum, bulamıyorum. Mesela ben ciddi söylüyorum ya. Bir elektrik teknisyeni arıyorum, bu aralar bulamıyorum. Çok da işsiz var. Yahu nerede bu çocuklar? Niye gelmiyor? Niçin yok ortada? Çocuk elektrik işini bırakmış istemediği için. Farklı bir iş yapıyor çocuk. İşini bulmuş, yolunu bulmuş.
UBAM'da ben Bediye Tekin Hoca'yı da şeyi de çok tebrik ediyorum. İhlas Koleji güzel bir adım. Bütün okullarımıza hakikaten bu örnek konulmalı. Ben bir Milli Eğitim Genel Müdürü eşliğinde yanında beraberinde gittim Almanya'da bunu gördüm efendim. Evet. Tecrübe bu. Hemen de belirtelim, bu biliyorsunuz pandemi süreci var ama tamamen tüm hijyen kuralları uygulanıyor. Gelen anne babaların okulda önce ateşi ölçülüyor. Tabii. Sonrasında da bütün kullanılan o işte biliyorsunuz okul öncesinde bir sürü aktivite yapılır. Evet. Sürekli o materyallerin dezenfektanla temizliği işlemi sağlanıyor. O yüzden veliler de böyle gönülleri rahat bir şekilde gidiyorlar çocuklarını oraya. Gönderebilirler, kendileri de gidebilirler. Kedileri de gidebiliyor. Yes. O yüzden onu da belirtmek istedik. Kesinlikle evet. Hijyen kurallarına çok güzel bir şekilde uyuluyor. Şimdi biliyorsunuz bu İstanbul'da Recep Bey'in döneminde, Sayın Tayyip Bey'in döneminde şeyler açıldı. Kurslar açıldı. Hı-hı. O kurslara hanımlar büyük ilgi gösterdiler. Evet. Mahalle ortalarında evet, falan. Evet. Meslek sahibi olanlar oldu. Hayatta yapmak isteyip de istemediklerini de efendim orada gerçekleştirdiler. Bizim hanımefendiler de yani bilhassa emekli olmuş ya da olmamış ev hanımı, onlar da çocuklarıyla beraber sabah okula gidiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? O atölyelerde o çocuklarıyla beraber aslında onlar da birçok şeyi başarabilirler. Çok önemli bir şey bu da. Evet. Evet, devam ediyoruz. Sıradaki haberimiz hırsızlık. Dolayısıyla koronavirüs haberi vereceğiz. Nasıl olmuş efendim? İddiaya göre Elif Yılmaz ve Emre Yılmaz çifti iş yerlerindeyken evlerine hırsız geliyor. Onlar iş yerindeyken. Sonrasında polisler geliyor. İşte neler çalınmış? Eve giren 4 şüpheli elektronik cihazlardan Konya'ya kadar her şeyi alıp götürüyorlar. Ekip işlerini yapıyor, gidiyor. Bir hafta sonrasında çiftte efendim koronavirüs şeyleri gözüküyor. Şüpheleniyorlar koronavirüsten. Efendim tetkiklerinden sonra pozitif çıkıyor ya. Ve onların da şöyle bir yorumu var çiftimizin, hırsızlardan kaptık diye. Maalesef. Şimdi ben ne diyorsunuz olsam, Atabey? Valla evet. Ben olsam ne yapayım arkadaş? Hırsız eve girmesin. Yansın, koronavirüs olduğuna mı? Ya. Eşyalar gitti. Bakın ben olsam, ben o koronavirüs olmamak için, bu mikrofa evet, yakalanmamak için yani evdeki elektronik eşyaları, kıymetli eşyaları balkona koyarım. Ya da kapının önüne koyarım. Ne olur eve girme de kardeşim. Bulaşı ha, bana bulaştırma da. Televizyon mu istiyorsun, bilgisayar mı istiyorsun? Al götür kardeşim diyesim geliyor. Çünkü yani evet mal canın yongasıdır ama arkadaş öbür tarafta sen sana bulaştırıyor. Sen korona oluyorsun. Anne baba aile gittikten sonra ya, ben televizyonu tabii, bilgisayarı gitmiş ya da başka bir elektronik cihazını yapayım. Benim projem bu. Yani birileri seni gözetliyorsa, evi gözetliyorsa ya da televizyonunu çok güzel bulduysa, bilgisayarı vesaire, bu donatıyı koy balkona. Elektronik eşyalarımız balkondadır diye bir de bir yazı yaz oraya. Ben tabii şimdi ironi yapıyorum tabii, ama. Tabii tabii mizahi bir evet, yönden yani baktığı olaya. Yani oraya koy evet, ama adam içeri girsin sana bunu bulaştırmasın. Bakın efendim yani bu iş çok ciddi. Evet, çok ciddi. Evet, bu işi yabana atmak için eve giren ve bir saat içerisinde de 20 dakika içerisinde her şeyi soyup soğana çeviren bu hırsızlar bile bulaştırıyorsa artık ben bir artık şey söylemiyorum. Tükürüklerimi saçıldı. Yani hani yani, havada mı asılı tabii, kaldı? Nasıl yani, oldu? Hani hep mesafe, maske diyoruz ya hani evet, nasıl oldu da? Tabii bu tuz kokmuştur artık. İddia yani. Evet. Oradan kaptıklarını İddia. Düşünüyorlar. Belki de dışarıdan kaptılar. O da olabilir. Yani kimseyi eve almıyor. Evden şüpheleniyor. Ama iş yerine gidiyor. İş yerindeki aynı zamanda hemşire ya, korona olan. Bir de o var. İş yerindeki beraber iş çalıştığı arkadaşlar da belliyse en azından onlardan şüphelenmemiştir. Ya hırsız bizim eve girdi. Oradan bulaştırmış olabilir mi diye şüpheleniyorlar. Bilemiyoruz. Olabilir tabii. Ama hırsızlara böyle bir şey vermek lazım yani. Eve girme kardeşim, ne istiyorsan verelim. Bulaştırma bana bunu. Evet. Yani bu işin şey tarafı yok. Evet. Evet. Peki devam ediyoruz. Buyurun. Van'da bir bebek doğuyor. Ayrıntılarını evet, sizden isteyeceğim. Yeni doğmuş bebek için de helikopter efendim. Jandarma bebeği kurtarıyor. Ayrıntılarını sizden dinleyelim. Şimdi ben o haberi okudum. Evet. Bugün Türkiye Gazetesi'nin 3. sayfasında var. Biz de dünyaya geldik. Birçoğumuz bebek olduk, dünyaya geldik. Ben doğumlara da biliyorum şundan. 20 sene önce, 30 sene önce nasıl olduğunu da biliyorum. Evet. Doğumlardan hayatını kaybedenler oldu. Çok anne oldu. Efendim ben söyleyeyim, bir şekilde evde, şurada, burada doğumlar doğum oldu. Doğum yapmak zorunda. Şimdi evet, çok ilginç. Bu bebek hastanede dünyaya geliyor. Evet. Ünite yetersizliği yüzünden
Yani Van'ın Erciş ilçesine getiriyorlar. Orada doğum yapıyor hanımefendi. Biraz yatması lazım. Evet. Şeyler, solunum sıkıntısı yaşıyor evet, bebek. Yani sıkıntı var. Bir anda araştırılıyor. En yakın yer efendim neresi? İşte atıyorum Batman. Batman. Doğru mu Batman? Batman doğru. Ha, atmadım. Doğru söylemişim. Doğru. Aklımda ha, kalmış. Batman. Batman'da bu üniteler müsait pandemiden dolayı hemen... valilik devreye giriyor. Diyor ki karayoluyla olmaz, gidemez. Tabii yani böyle bir karar da var, yetişmez. Hı hı. Efendime söyleyeyim, Van valisi devreye giriyor, garnizon komutanı devreye giriyor. Hı hı. Şehir neredeyse yerel yöneticiler seferber oluyor. Evet. Aman efendim bu bebeğimizi biz Batman'a nasıl yetiştiririz? Ve asker bir helikopter tahsis ediyor. Oraya gidiyor, orada çocuk şu anda inşallah sağlığına kavuşacak, orada tedavi olacak. Şanslı bebek diyelim. Ne diyelim? Tabii evet. Tabii. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Annenin ve bebeğin sağlık durumu iyiymiş. Onu çok da güzel. Buradan belirtelim. Evet şimdi biraz böyle gıda tarafına geçiyoruz. Tarım Bakanlığı halkın sağlığını riske atan firmaları efendim ifşa etmiş. Ah neler çıkmış neler. Denetimler sonunda 113 parti ürünü duyurmuş. Peynirde nişasta, zeytinde tohum yağı, sucuk ve salamda at ve domuz eti, balda fruktoz, baharat ile çay ve kahvelerde de boyaya bulandığı belirtilmiş. Evet. Neler yiyoruz Ata Bey biz peki? Vallahi ben hemen söyleyeyim, sağlığımızla oynuyorlar hemen gazetecilerin manşeti. Sağlığımızla oynuyorlar, vicdansızlar evet, falan. Şimdi bu bir ahlak meselesi. Bir de adam aslında bacağına ateş açıyor. Ben orada yanarım 2-3 tane çok ciddi marka var. Yıllardır adamlar Ar-Ge çalışması yaptılar. Hala reklamları bangır bangır çıkıyor. Hı hı. Ya bir marka oluşturdun kardeşim. Marka. Sen bir marka yaptın. O marka mı kötü çıktı? Gayet tabii. Ha, bir evet. Ton para vermişsin ya. Yani evet. bu parayı vermişsin, bu markayı oluşturmuşsun. Yıllardır bu işin ticaretini yapıyorsun ya bu iş. Yani kendinin yemeyeceği şeyi başkalarına da yedirme değil mi? Aslında o felsefeleri şey. Bu olması lazım. Evet yani o çok ayrı bir şey. Bir de bu yakalanmayla beraber, ifşayla beraber adam markasını sıfırlaştırdı. Hmm. Şimdi ben çay aldığımda, sucuk aldığımda, peynir evet. aldığımda, bal aldığımda şöyle düşünüyorum. Evet. Ama şükürler olsun. Bak herkese tavsiye ediyorum. Bildiğiniz yerden alışveriş yapın. Ben Anadolu'dan... Evet, ben Anadolu'dan peynir getiriyorum, yağ getiriyorum. Bildiğiniz yerlerden. Bal getiriyorum. Tabii. Bir balcı dostumuz, arkadaşımız var. Efendime söyleyeyim, bol bacanağım bal yapıyor. Ne uzuyor ne kısıyor. 53 tane şey var, kovan var. Mehmet Bey bunlar ne zaman yüz olacak? Yok yeter, doğru dürüst iş yapalım. Bak ne güzel. Biz bu ballı götürdük Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Şeyini yaptık. Analizini yaptık. Laboratuvarım başındaki hoca ne dedi? Profesör dedi ki ben bu kıvamda, bu yoğunlukta balı ilk defa burada gördüm. Çok gelir dedi. Biz burada dedi laboratuvarda bunların şeylerini veriyoruz. Ya Allah aşkına var mı dedi. Ben de almak istiyorum dedi. Dedim buyur telefon. İşte sana göndersinler. O tabii fazla istemiş. Mehmet Bey demiş ki hocam o kadar yok ama 5 tane göndereyim size demiş sizin için falan. Adam oradan Erzincan'dan buraya bal gönderiyor. Oh, mis, yani koca mis. Profesör güvenerek yiyorsunuz. Tabii bilmiş yakalamış balı aha ben aradığım balı buldum diyor ve balı alıyor. Peyniri yine o şekilde gittim mandıradan evet, aldım. Mandıradan, yıllardır evet. aldığım mandıradan aldım. Herkes de mandırayı bilmez. Ne bilmez? Yani mandıra orada işte inekler var. Orada efendim sağlıyor. O mandırada peynirler yapılıyor, evet, yağlar şahane. Yapılıyor. Birkaç çeşit peynir yapılıyor. Evet. Herkesin böyle bir fırsatı da yok. Kardeşim ben nereden gideceğim işte? Ben buradan markete gidiyorum. Onun için vicdansızlık yapmamak lazım. Tekrar ediyorum. Yanarım. Hem sağlığımızla oynadıkları evet, için tabii. buna yanarım. Hem de yani Anadolu'da derler ya hem de adam hakikaten oluşturduğu markaya affedersiniz sıfırlıyor. Evet. Şimdi yazık. Demin yazık de söyledim. Buna. Yani siz bir daha alır mısınız? Asla, almak istersiniz ama şimdi gözünün önünde o şey çıkıyor, liste çıkıyor. Şu evet. çay, şu peynir, evet. şu yağ, şu sucuk. Ya sen sucuğa niye domuz? Eti, şeyi karıştırıyorsun. At eti, domuz eti. Hele ki biz yani, Müslümanlar zaten yemiyoruz. At eti de çok şey de
Fakat domuz etini niye karıştırıyorsun kardeşim? Burası Müslüman bir ülke. Müslüman bir ülke tabii. Yani niye salyangoz satıyorsun Müslüman mahallesinde diyeceğim. Anadolu'da öyle derler. Ama adam satıyor. 3-5 kuruşluk para için, dünyalık için rezil oluyorlar. Bence bu denetimleri yapan Tarım Bakanlığı'ysa Tarım Bakanlığı, tebrik ediyoruz. Aman yoğunlaştırsınlar. Hakikaten Anadolu'da bir şey diyorlar, tenzih ediyor bu firmalarda, patronları da. Ama söylemek de istiyorum, şöyle anlaşılması için. Canım, dini imanı para olmuş diyorlar ya. Efendim, dini imanı para olmuş. Yok ya, her şey para değil. Ne vardır peki? Sizin bir şeyiniz de vardır. İtibarınız da vardır ya. İnsan itibarının içine eder mi ya? Çok tabii, açık konuşalım tabii, ya. Tabii. Paran gider, şirketin batar. Sıfırı çekersin ama insanlar ne der? Ya itibar der. Değil mi yani? Kesinlikle. Yani bu insanlara güvenilir. Bu insanlarda bir itibar var. Bir geçmişleri var. Bu kadar yıllık müessese çok önemli şeyler yaptılar. Bunlar gene iyi şeyler yapacaklardır diye düşünür insanlar. Evet. Denetimler daha da sıklaştırılmalı. Ve ya düşünseniz Atabey, 91 firmaya ait. 91 firma var böyle. Tabii. İnsan sağlığıyla oynayan. Evet. Yani şimdi bunları nasıl takip etmemiz lazım, bilmemiz lazım ki düzgün şeyler yiyelim. Ama sizin yönteminiz güzel, bildiğimiz yerlerden getirtmemiz gerekiyor. Evet, bildiğimiz güvendiğimiz. Kastamonu'dan geliyor haberimiz. Kastamonu'da sokakta sigara içmek yasaklanmış. Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, caddeler, parklar, kamusal alanlar, duraklar, ATM'ler, fatura ödeme yerleriyle semt pazarlarında artık sigara içilmeyecekmiş. Şimdi sigara sağlığa zararlı. Bu bir slogan. Klişe değil diye söylemiyorum. Tıbbın tespitleri. Türkiye'de kanser illetinden hayatını kaybeden çok insan var. Bunların kahrekseriyeti alkol ve sigara. Efendim, sigara içtim. Alkol biliyorsunuz ciddi bir şekilde siroz meydana getiriyor. Karaciğeri bitiriyor. Ciğerleri bitiriyor. Affedersiniz. Benim böyle bir iki gazeteci arkadaşımız özellikle İzmir'den. Bu merete yakalandılar. Şimdi birisi yazarlık yapıyor bir gazetede. Şükürler olsun kurtuldu ama vefat eden de oldu. Dolayısıyla bu sigarayı efendim kullanmamak lazım. Evet. Şimdi sigarayı içenler de içiyor. Çok ciddi de bir iddia var. Ben onu yabana atmıyorum. Demin yiyecek içecekler dediniz ya. Ya zehir yediriyorlar bize, içiriyorlar ya da yediriyorlar. Efendim bu gıdalardan daha doğal, daha tabii diyenler var sigara, tütün için. Olabilir, ben ona da katılayım. Ama buna rağmen yani sağlığa zararlı olduğu tespitler arasında. Tabii ki de. Evet, ikinci bir husus, biz sigarayı içmiyoruz. Bakın günde 3 tane 5 tane içenler olabiliyor. Öyle arkadaşlarımız var, ya hanımefendiyle balkonda otururken kahve eşliğinde bir sigara içiyoruz diyen gazeteci dostlarımız var. Günde 3-5 tane içenler var. Ama 3-5 tane paket tüketenler de var. Yani mübarek sigara mı içiyor, yemek mi yiyor? Evet, çok kötü. Yani sigara içmiyor, kaldık. Adeta yiyor. Sigara yiyor desek iyi. Bir de bir şey var. Tabii kol hakkı da geçiyor. Ciddi bir şekilde sabah nefesler kokuyor. Yani, üstün, saçın, kıyafetin. Evet, yani dilim var. Çevreni rahatsız istemiyor. Ediyorsun. Dilim varmak istemiyor ama ciddi söylüyorum, dostlarımız, arkadaşlarımız var yakında, çok da telkinde bulunuyoruz. Ya bırak artık, yaş da geldi falan diyoruz. Ya bak 60'a geldin, 55'e geldin, bırak diyoruz. Kül tabağı gibi kokuyor. Çok özür diliyorum. Çok doğru. Çok özür diliyorum. Evet. Dişleri çok sağlam tutmak lazım. Sürekli işte fırçalayacaksın günde bir iki defa. O kokuları giderici bir şeyler alacaksınız ama dediğim gibi sağlığa zararlı. Hem cebe zararlı, evet, hem sağlığa zararlı. Cebe tabii, de zararlı Atabey, yani onu da küçümsenmeyecek kadar yani o da zararlı. Bir paket sigara neredeyse 20 lira oldu. 13 neredeyse, lira, 15 evet, lira tabii. Farklı bir şekilde. Yani bunu aya vurduğunuzda bir meblağ. Yani çocuğunuzun cebine harçlık koyarsınız. Ya da hanımefendiye bir şey alırsınız, üstüne memnun olur. Evet. Onun için bence sigara, öyle çok fazla sigara tüketmemek lazım. Bakalım hatta Kastamonu'da, kullanmamak lazım. Kastamonu'da da bu yasağa uyacaklar mı? Hani şimdi, dışarıda tamam, içeride içilmiyor hiçbir yerde ama hani dışarıda böyle özellikle halkın yoğun olduğu yerlerde tabii bu da koronavirüs kapsamında uygulanan şimdi, kurallardan bir tanesi. Şimdi orada biliyorsunuz pasif içiciler var. Yani siz içmiyorsunuz ama civarında insanlar içiyor ve siz o şeyi yuduyorsunuz. Evet.
Tabii canım ben pasif içiciyim. Hiç içmediğim halde çevremde çok içen olduğu için. Maalesef kokluyorsunuz diyor. Evet. O çok daha tehlikeli. Bunun için yapmışlardır. Dediğiniz gibi pandemi var, salgın var. Şimdi hem pandemi hem salgın ikisi de aynı manaya geliyor zaten. Ben salgın diyeyim efendim. Türkçe söyleyeyim. Buna dikkat etmek lazım. Arkadaşlarınızı rahatsız edebiliyorsunuz ve aynı zamanda pasif içici konumuna düşüyor dostlarınız, arkadaşlarınız. Hı hı. Onun sağlığında da zarar veriyorsunuz. Vali Bey böyle bir karar almış yerel yöneticiler. Hı hı. Ama dediğimiz gibi halk ne kadar uyar bilemiyorum. Fakat bir şey daha var. Bu sigara içenleri de sanki hastaymış gibi, sanki veba hastalığına yakalanmış gibi de ötelememek lazım. Bence severek bu işi belki bıraktırabiliriz. Ama siz böyle efendim içme, bana yaklaşma falan, bizim mahalleden git, bizim sokakta, şehirde de yaşama dediğinizde adam bir yolunu bulur, yine o sigarayı içer. Sevgiyle yaklaşmalı. Ya sağlığına zarardır, şöyledir, böyledir falan deyip arkadaşlıkla, dostlukla anlatırsanız öyle bırakan, telkinlerle bırakan dostlarımız, arkadaşlarımız oldu. Evet. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Biliyorsunuz artık kış mevsimi yavaş yavaş geliyor ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Ağrı'da saç soba imalatı yapan iş yerleri de kış hazırlıklarına başladı. Soba ne kadar unuttuğumuz bir şey, çok nostaljik ya. Oldu. Görüntülerimiz var. Şimdi evet, görüntüler gelsin. Ben de yavaş yavaş bu mevzuda fikirlerimi belirteyim. Ben evet, kış memleketlerinin, vilayetlerinin ilçe ve kasabaların çocuğuyum. Ben o sobaya çok bakın, tezek, keven, odun, bunlar hepsi yakacaklar. Kömür, en son en lüks kömürümüz şeydi, kok kömürü. Çok uzun sürerdi. Onu attıktan sonra 2-3 saat giderdi yani. Ben bunların çoğunu taşıdım, sobaya taşıdım. Aynı zamanda haftada bir defa sobaları temizledim. Efendim, borularını, şunlarını, bunlarını. Her sonbahar efendim o saç sobaları bir boyanır. Sömestri tatilinde gene boyanır. Hı hı. Böyle bembeyaz olacak. Bembeyaz da değil, şöyle kurşuni bir renkle, bir boyayla boyuyorsunuz. Ondan sonra yine okulumuzda kaloriferler yoktu. Evet. Biz birkaç tezek, evde keven tutuşmalık ya da kömür, odun varsa onları da torbamıza koyardık. Bir omuzumuzda çantamız, diğer omuzumuzda da efendim bu yakacaklar vardı. Biz götürürdük, sobamızı yakardı öğretmenlerimiz ya da oradaki yardımcılar. Sobalı dönemi çok şey olacak ama ben de hatırlıyorum. Benim de anneannemin evinde vardı kömür sobası. Evet. Bayılırdım o sobanın yanında uyumaya. Bir de üstünde hani böyle mandalina kabukları mis gibi kokardı. Tabii. Ben de hatırlıyorum. Ay şimdi Atabey. Bu sobalar şey hatırlıyorum çok, yani. Çok, bu sobalar çok çeşitlidir tabii. Genelde Anadolu'da kuzineli sobalar var. Buralarda yemek olur, kestane pişirilir, patates, soğan kebabı ekmek yapılır. Ekmek kızartılır. Tabii kızartılır ve sobanın üzerinde sürekli şey vardır, bir su vardır. O sudan çaylar, yemekler, duşlar, banyolar vesaireler de yapılır. Üstüne çamaşır asılır şeyleri vardır, tabii, onlar teller var, kurusun diye çünkü dışarıda kar var. Şöyle dizlerimize, bellerimize kadar kar vardı eskiden Anadolu'da. Şimdi pek yok ama bu sene mesela... bu sene değil, kaç yıldır ben Van'a gittiğimde annemin evinde şey var, doğalgaz var. Kadıncağız basıyor düğmeye, yanıyor. Oh, mis. Dedim ki anne hatırlıyor musun hani aşağıdan yukarıya o merdivenleri dik çıkar şey çekerdik. Sobadan yakmak için odun şu bu falan çekerdik, hatırlamaz mıyım? Neler çektik neler derdi ama bu sobalar var. Ha Ağrı'da doğalgaz yok mu? Bilemiyorum ama ben var olduğunu biliyorum. Ama sobayla ısınmak da bir başka. Evet tamam, şimdi kaloriferler falan var tabii, artık ama hani çoğu evde soba kalmadı ama sobayla ısınmak bir başka. Aynı zamanda bu işte soba yapanların tabii, dededen gelen meslek. Üçüncü var. Kuşağız dediler. Üçüncü kuşaklarmış. Helal güzel, olsun. Sobalı evler güzel. Şimdi sobalı güzel, evler sıcacık, güzel. Çıtır çıtır. Çok affedersin sözünüzü balla kesiyorum Arzu Hanım. Bir de meşe odunu olacak. Meşe odunu yani palıt odunu. Orman bölge müdürlükleri sıklıkla her yıl orman çiftçisine, köylüsüne burayı kesin, şurayı alabilirsiniz diye falan onlara bir takvim belirlerler, bir yer gösterirler. Orayı alır getirir, efendim keser, evde şey yaparlar, bir köşeye koyarlar.
Efendim o odun çok dayanıklı. Palıt derler Anadolu'da. Meşe odunu falan. Asıl bu. Hı hı. Adı bu. O odun da çok yakılıyor Anadolu'dan. Dediğim gibi bu sobaların üzerinde yemekler de pişiriliyor. Sular da kaynıyor. Çaylar da yapılıyor. Kuzinelerinde, fırınlarından da efendim kebaplar yapılıyor. Onu da söyleyelim. Uzun kış gecelerinde çok müthiş, keyif verici şeyler var. Evet. Evet, Atabeyciğim yine güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Reklam arasında gireceğiz. Efendim son cuma bugün cümlelerinizi, evet, kelimelerinizi alabilir miyim? Valla dediğim gibi her gün, her gününüz cuma günü olsun. Hayırlı günler diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum. Cumanızı tebrik ediyorum. Avrupalı dostlarımıza, gurbetçilerimize ve bütün izleyicilerimize burada saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Türkçe lisan ettiysek affoluna diyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, evet, Arzu Hanım. Evet, şimdi sizlerden kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Aranın ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak, bir yere ayrılmayın.